Pekala. Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun da katıldığı bir etkinlik. Bugün var etkinliğin mıyız? Etkinliğin ev sahibi. Bugün, evet, çok bugün, heyecan bugün, verici Şerbo gerçekten. Günü. Özge Ulusoy da dizinin bir çılgınca bir hayranı olduğunu söyledi ve çok güzel bir röportaj yaptı. Özge'deki çok güzel olumlu bir değişiklik var. Ya bir dakika var. Ya röportaj yapmak isteyen zaten ben Kızılcık Şerbeti hayranıyım dedin mi? Buyurun hemen anlatın. Da çok beğendiğim bir oyuncu. Çılgın bir Kızılcık Şerbeti hayranıyım. Dolayısıyla bu akşam Sıla'nın da böyle bir güzel gecesini olmak bizim için mutluluk verecek. Nasıl bir duygu oluşturuyor? Ya ben o şey işlerine özellikle böyle bir artık iyice bir sardım böyle enerji, işte aura, sağlıklı yaşam, iyi olma hali. Hani böyle daha belki gençken çok anlamadığım şeylerin kıymetini anlamaya başladım. İşte düzenli spor yapmak, iyi uyumak, kaliteli zaman geçirmek gibi şeyleri. O yüzden de bu enerjinin özel bir şey olduğuna inanıyorum ben. Yani hani ünlü olan insanlarda ya da başarılı olan insanlarda bir araya gelen insanlarda bir enerji, bir ışık olduğunu düşünüyorum. Hani bazen deriz ya, ya kız çok güzel ya da adam çok yakışıklı ama bir şey eksik diye. İşte o eksik. Evet, o herkeste olan bir şey değil. Saatiniz gözümüze ağır. Bak sinek konuşmamı engelledi benim. Işığa gelmiş olabilir mi sinek? Evet, ışığa, ışığıma geldi. Çok teşekkür ediyorum. Ve efendim özellikle de kalbimizin anahtarı. Evet, bu bir aksesuar ya, hepimizin çok bildiği bir markadan aldım. Ben böyle topluca aksesuar alıp böyle kombinlemeyi, yeri geldiğinde kullanmayı çok seviyorum. Diğer şeylerde de işte onlar da biraz sevdiğim şeyler. Saat de seviyorum, mücevher de seviyorum mümkün mertebe ama bunlar bijuteri. Hepsini birbirine karıştırmayı seviyorum. Bence zaten önemli olan da o. Tepeden aşağı bir markadan giyinmek ya da bir modacının kıyafetini giymek bana çok şıklıkmış gibi gelmiyor ya da zevkli bir insanmış gibi gelmiyor. O zaman siz kendinizi efendim sportif mi daha çok yakıştırıyorsunuz yoksa abiyeli gezmeyi mi daha çok? Özge Ulusoy hangisinde daha canlı? Ben çok kokoş bir insanım. Süslüyüm. İkisini de çok seviyorum. Spor da olsam mutlaka, yani spora giderken bile saçımda benim taşlı bir toka var. Mutlaka küpem var. Biraz daha süslü olmayı seviyorum. Çok spor değilim. Valla bir kamyon cümle sarf etti fakat ben Özge'den gözümü alamadım. Yani söylediklerini dinledim fakat güzelliği nedir öyle? Ebru, Nejat İşler'in sözleri nerede? Aha da Özge Ulusoy'un sözleri nerede diye başlayayım, buyurun. Şimdi ortama bak, soruya bak, cevaba bak. Yani ortama çok bakmaz, ne söyleyeceksen söylersin. İşte herkesin dünyası farklı farklı. Farklı, canım benim şimdi ya. Benim dikkatimi çeken hayat. Şey bir şeyler söylemiş, o takılarını anlattı, saatini, enerji, şeyleri. Dünyadaki enerji oradan giderse, dünyadaki enerji oradan bana gelir. Oradan sekerse şuraya çarpar, oradan hop hop, ne güzel bir hayat. Eskiden diyor, benim için önemli olmayan, farkında olmadığım şeylerin farkına vardı mı? Biraz daha gelenekselleşmiş ya da çok duyulduğumu sözlerle anlatmış Özge fakat... ben şunu görüyorum. Çünkü Özge bir dönem yüzüne yaptığı, işte dudaklarına yaptığı, bak burada hemen bir fotoğraf geldi. Ay. Yanaklarına yaptığı estetik ve dudaklarına yaptıkları Özge'yi bambaşka bir insan haline getirmişti. Burada çok zayıfmış ama ya. Biraz kilo mu aldı? Yani bence bilmiyorum kiloyla mı bağlantılı. Ya da dolguları yeniledi mi acaba? Hayır, tam tersi. Baksana dolgular erimiş. Yanağında dolgu kalmamış. Dudağındaki o şişlikler kalmamış. Hayır hayır, affedersin. Şişlikler vardı da inmiyordu. Öbür derlerde de dolgu yaparsak belki dengeler demiş de olabilir. O zaman işte... Yok canım. Ay çok ciddi bir fark var. Bence tamamen erimiş ve yaptırmamış. Kaşları falan da değişmiş. Yani çok daha doğallaşmış. Eğer kendini ele aldı ve hani bütün bunlarla hem biraz daha sağlıklı yaşama geçtiyse doğallığı da seçmiş. Çok bakıyor kendini. Ben çok. Özge kadar bilen ve kendine bakan birinin cildine bakıyor. Hayatı bu ya. Onu başka yapıyor. Derdi tabii yok ki. Kendime nasıl bakarım? Ya ama bir model sonuçta Türkiye'nin. Hala Türkiye model güzellerinden biri. Tabii ki yani televizyon programları yapıyor. Birçok şey yapıyor. Dolgulu model. Artık olgusuz insan yok zaten yani de en azından o yolun bu kötü kısmından hemen bir dönmüş virajı dudağı eritmiş, şahane olmuş. Ama bilmiyorum, Amerika'ya ya da Orta Doğu'ya bir yere git, valla senin tarafındaki Özge daha çok meylediliyor. Evet, onlar çok abartıyı seviyorlar. Ona, evet yani burada ama yapay zeka gibi bir şey de. Neyse, bu taraftaki güzel ama anahtarı var, şusu var, busu var, benim merak ettiğim. Bir de yüzük var şurada. O ne? Evet. Solda bir de yani. Solda olunca söz mü oluyordu? O nişan mı oluyordu? Canım, hayır, evlenince sola takıyorsun. Takmış. Aynen, ama yani demek ki ama evli değil de şuraya takarsa uğursuzluk.
enerjileri çok iyi biliyor Özge. Bunu da bilmesi lazım. Haksız mıyım? Yani bence yüzük oraya takılmış. Senin solda var mı yüzük? Yok canım benim yani var da öyle ama bir ama oradaki tek taş mek taş karat karat yani gördüğüm kadarıyla. Ama belli ki bir yola girilmiş bu işte. Sevdiğim bey diye koyuyor hep onu. Sevdiğim bey. Evet. O yüzük de normal o zaman. Yüzük onların zaten kendi aralarında almış oldukları bir karar. Abi evlilik var mı? Resmi bir şey yoktur. Yani henüz yok bence. Çünkü Özge'nin babasının yaşadığı olaylardan sonra yüzük burada hatta alyansı da arkasında çok net görünüyor. Kafam kadar. Ondan sonra ben de derim ki enerji haklı yani evet, kızacağız. Çok yakışmış. Enerjiyi gönderdim bak geldi. Karat karat. Bizi izliyor biliyorum güzel. Arkadaşımız da yani evet, senin daha çok canım. Arkadaşın da. Latife yapıyorum Özgeciğim yoksa biliyorsun o enerjiyi bize de gönder de biz de şuraya takalım bir şeyler. Yani ben de gördüm bu ne Allah aşkına Özge deyip gerçek böyle yakından baktım. Öyle bak ha, şey evet, Tahtakale işi değil. Çok da yakıştı arkadaşıma. Bayağı da büyük tabii ki saati de kendini gösteriyor. Bunu seviyorum diyor yani ya, baktığım şeyde. Kokoşum diyor ya ötesi var mı? Kokoş Özge. Kokoşum diyor. Biliyorsun çok zor zamanlar da geçirdi Özge. Babasının kaybından sonra verdiği hala ciddi bir hukuk savaşı var. Hala evet. Kanıtlamaya çalışıyor oradaki bir takım hikayeleri. Evet. Dolayısıyla da o evlilik hikayesini birazcık böyle ötelediler anladığım kadarıyla. Geçen yıldı galiba o hadise. Şimdi oldu demek ki. Evet. Çok güzel. Ama o zaman evlilikse bu işe yaramış. Özge'yi gayet güzel gördüm. İlk zamanlarında işte 20'li yaşlarda falan bir yerlerde görmüştük, merhabalaşmıştık falan filan. O hale gelmiş evet. Evet, kesinlikle öyle. Darısı işte yaşlanma diye bir şey yok görüyorsun. Evet. 90 yaşında da gelse Özge... Aynı olabilir. Yajda Pekkan edasıyla dolaşacak aramızda. Takıları plakaları falan erkekler böyle seviyorlar sert aksesuarları. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Alakam yok. Bu ne ya ben buna en son askerde takmıştım. Öyle bir şey herhalde. Sert aksesuar. Plaka gibi değil mi? Ne yapmak için o? Arada bir canı sıkılıyorsa, kafan atıyorsa şöyle atıyorsun. Kolye silah sayılır mı? Hadi bakalım soru bu. Sayılır canım. İşte. Toka, terlik, ceviz sayıldıktan sonra kolye de ama sayılır. Ama ağır değil mi ya? Sürekli olarak yapılmaz şey... herhalde. Takılmaz yani. Hafiftir tahmin doğru ediyorum. Doğru yani vücut... Şey, değişik ama anahtar yazık. Falan. Anahtar da kalbimin anahtarı. Evet.